21.'si düzenlenen Sancaktepe Yağlı Güreşleri bugün yapılıyor. Harun Şen bizlere Er Meydanı'ndan aktaracak. Harun. Bir güreşçi olmasan sebebiyle bunu 310 bin yapıp ayrılıyorum yani. Eğer kalırsa bu şekilde, kalmazsa diğer arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Ramazan'ın çıkmasından sonra alanlar şenlendi, çayırlar şenlendi. Kırkpınar sonrasında Türkiye'nin en büyük güreşlerinden biri Sancaktepe'de yapılıyor ve tam 21 yıldır yapılıyor. 6 yıldır da bu yıl 6. yılı İsmail Erdem Belediye Başkanımızın himayesinde gerçekleşiyor. Tribünler tıklım tıklım dolu, yaklaşık 10 bin civarında güreşsever var ve bu sıcakta gerçekten kıyasıya mücadeleleri seyrediyorlar. Öncelikle tebrik ediyoruz başkanım. Yine bir kez daha Sancaktepe güreşleri mark olduğunu gösterdi. Tribünler sabahtan bu yana dolu. Neler söyleyeceksiniz bu seneki güreşlerle ilgili? Evet, öncelikle olarak iyi yayınlar diliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimize, güzel müsabakalar içerisinde Mekke yapılan ağası, güreşler, centilmence yapılan güreşler izlediğimizde mutlu oluyoruz. 21.'sini gerçekleştiriyoruz. Bu sene oldukça hem katılım yoğun, hem seyircilerimiz de her yıl giderek sayıları, rakamları artıyor. İstanbul'da malum 3 gündür mevsimin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Ona rağmen tribünler tıklım tıklım sabah 10'dan beri dolup dolup koşuyor. Akşam saat herhalde 19'a kadar final müsabakaları devam edilecek. Ben başta tüm güreşçilerimize ve burada sahada görev alan hakemlerimize de üstün başarılar diliyorum. Hepsini yürekten kutluyorum. Ve Sancaktepe Kırkpınar'ın revanşıdır. Bundan sonraki yıllarda da Sancaktepe Yağlı Güreşler'in markalaşması noktasında yerel yönetimler olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm gayreti, çalışmalar üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Çünkü atasporumuz, biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak diyoruz. Ve atasporunu yaşatmakta bir tarihten, kültürden, ecdattan kalan bizim vazife olarak algılıyoruz. Başkanım, minderde varsınız. Şu anda da sağınızda ve solunuzda başa güreşen pehlivanlarınız var. Özellikle Serhat Balcı olsun, Ali kardeşimiz olsun. Minderde yüzünüzü güldürdü, derece kazandırdı. Yağlı güreşte de büyük ivme kazandı. İlk kez çıktı. Kırkpınar'da çeyrek finale, Şile'de üçüncü oldu. Baş pehlivanlara kafa tutuyor. Ben de olacağım diyor. Nasıl bir duygu şampiyon güreşçileri hem minderde hem yağlı güreşte barındırmak? Evet, şimdi onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Serhat kardeşimiz hem Ali kardeşimiz de başarılar diliyorum. Diğer yurt genelindeki yağlı güreşlere de katılıyorlar. Ayrıca minder sporlarında da yoğun emekleri, katkılar var. Serhat Bey dünya ikincisi olarak şu anda güreşçilerimize, minik çocuklarımıza, A takıma hocalık yapıyorlar. Ben tüm güreş hayatında, hocalık hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Yüzümüzü hak çıkarıyorlar. Çünkü biz gönülden güreş sporuna hizmet etmeye arzu ediyoruz. Evet, ve her iki kardeşimiz de ahlakıyla, profesyonel duruşlarıyla gençlere abilik yapıyorlar, örnek oluyorlar. Peki başkanım, bir taraftan da ağalık yarışı arkada devam ediyor. Belki zaman zaman sesimizi bastırıyor ama rakamlar aldı başını gidiyor. 400 bin lira dayandı. Demek ki marka para olarak da satışı yükseltiyor. Evet, şimdi Sancaktepe'de organizasyon büyük bir organizasyon. Herkes severek katılıyor. Burada ağamız da geçen yıl ciddi bir katkı yaptı. Güreş sporuna katkı yaptılar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu organizasyonun çapını aslında gösteriyor. Kırkpınar'dan aşağı kalmayalım. Kırkpınar hatırını sayıyoruz ama Kırkpınar'dan sonra uzun vadeli olarak iki numara organizasyon Sancaktepe Yağlı Güreşleri olacak diye idealimiz vardı. Allah'a şükür o ideallerimiz istikametinde yürüyoruz. Peki başkanım, yani bugün Türkiye'nin birçok yerinde güreşler de var ama baktığınız zaman A kalite, A plastaki birçok ünlü ismi, başta Recep Karalar, Serhat Balcılar olmak üzere, Orhan Okullar olmak üzere, Serhat Gökmenler olmak üzere burada ağırlamak nasıl bir duygu? Yani burası kalite olmasa bu insanların buraya gelmesi de zorlaşır, doğru mu? Aynen öyle. Buradaki organizasyon çapına göre her katılımcı hareket ediyor. Ben başta tüm baş pehlivanlarımıza yürekten kutlamalar yapıyorum. Çünkü bugün ülkemizin farklı yerlerinde aynı organizasyon var. Ama Sancaktepe'yi tercih etmeleri bizim için mutluluk. İki yıl önce altın kemeri kalıcı olarak vermiş olduğumuz Recep Karan'ın da burada olması, ordulu çok sayıda Sancaktepe'li komşularımızın var olması ayrı bir programa heyecan katıyor. Biz spora, sporcuya hizmette her zaman varız.
Sporcuların karşılığını manevi maddi olarak biz de görünce seve seve bu organizasyona katılıyorlar. Peki başkanım, Ülke TV aracılığıyla şu anda belki bu organizasyondan haberi olmayanlar vardır, duymayanlar vardır. Gerekli reklam çalışmalarını yaptınız. Ama neler söyleyeceksiniz? Daha ilk turlar geçildi. Özellikle Başbeylivanlık'ta daha 3 tur daha var. Davet eder misiniz İstanbul'a? Memnuniyetle. Şimdi burada Sancaktepe'den tüm halkımıza sesleniyorum. Öncelikle olarak Sancaktepe'lilere, Sultanbeyli, Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Anadolu yakasında, İstanbul yakasında oturan tüm güreş severler Sancaktepe çayını davet ediyoruz. Sancaktepe bir markadır. Bugün burada marka olmuş Başbeylivanlar güreş tutuyorlar. Dediğimiz gibi büyük ihtimalle akşam 19-19.30'a kadar final müsabakasıyla bu iş son bulacak. Ben bütün ekranları başında bizleri izleyen, başta Sancaktepe'li komşularımız olmak üzere tüm İstanbulluları en azından final müsabakalarına bekliyoruz. Çünkü gerçek anlamda hem hareketli güreşler, centilmence dostça güreşler ama er meydanında erler buluşuyor. Böyle bir atmosferi, iklimi yerinde canlı yaşamak isteyenlere kapımız açık. Onlar misafir etmenle mutluluğumu yaşıyor. Son sorum şu olacak başkanım. ASKİ ve Büyükşehir serbestte Grokorman'a güç takımlar, serbest takımınız var. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Sezonda başlayacak. Daha profesyonel lig takımıyız. 12 takımdan bir tanesiyiz. 2014 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda takımımız ASKİ Şeker Spor'dan sonra Türkiye ikincisi oldu. Türkiye üçüncüsü. Mayıs'ta Başbakanlık Kupası yapıldı. ASKİ Büyükşehir'den sonra yine üçüncü olduk. Yani şu anda bizim rakiplerimiz İstanbul Büyükşehir ile ASKİ. Onlarla yarışmak arzu ediyoruz ama her iki belediye başkanımızı başta Sayın Melik Gökçek olmak üzere yine çok değerli büyüğümüz Sayın Kadir Topbaş Başkanımıza güreşe vermiş oldukları hizmetten dolayı yürekten tebrik ediyorum. Biz de onların arasına katılıp onlarla tatlı bir rekabetle inşallah serbest güreş takımımız da markalaştırıyoruz. Buradan yıldızlar çıkaracağız. Ay yıldızlı formayı giyecek sporcularımız olacak. Ülkemize madalyalar sağlasınlar istiyoruz. İstiklal marşımızı okutacak güreşçiler de Sancaktepe'den aşağıdan yukarı gelsin arzu ediyoruz ki ve o noktaya doğru gidiyor. Ciddi bir altyapımız var. Şu anda 3 tane kapalı spor salonumuz var. Bir tane güreşe özel kapalı spor salonu yapıyoruz. 100 yataklı bir kamp merkeziyle Sancaktepe'de milli takımların bile, milli takımımızın da kamp yapabileceği güzel bir merkez olacak. Sadece güreşe özel sporun altyapısına bu kadar eğiliyoruz. Hizmet ederken inşallah bunların karşılığını sporcularımızın madalyalarıyla sizlerimiz almış olacağız. Başkanım, ağalık tura atılacak. Ağa belli oldu. Sizi bekliyorlar. Biz de arkadaşlarımıza devam edelim inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz yine ağa. Serhat hem Ali'ye başarılar diliyorum. Evet, Serhat Balcı ile birlikteyiz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kişiliğiyle, kimliğiyle ve eğitimliğiyle gerçekten tam bir sporcu. Güreşçi demek istemiyorum. Tam bir sporcu ahlakıyla. Minleri bıraktı. Şimdi yağlı güreşte çayırların tozunu attırıyorsun. Ali ile birlikte aynı zamanda iyi bir de ekiple çalışıyorsun. Bu güreşin senin için anlamını. Sayın Başkanım, şimdi bu güreş 40 binlerden sonra gerçekten çok sayılı güreşlerden biri yani. Büyük güreşlerden biri. Bu güreşin hem ev sahibi olmak hem de baş planda kendimi ispatlamak açısından benim için çok önemli. Kendi seyircimin önünde güzel dereceler almayı düşünüyorum. Allah nasip ederse, kısmetse olacak. Başkanımıza, İsmail Başkanımıza da Atasporuna verdiği destekten çok teşekkür ediyorum. İsmail Başkanımız Cirit'ten okçuluğa kadar, güreşe kadar bütün Atasporlarına destek oluyor. Allah ondan razı olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Ali sen neler söyleyeceksin? Öncelikle Başkanımız Sayın İsmail Erdem'in güreşe ve güreşçiye verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun. Burada bir tarih yaşatılıyor, burada bir kültür yaşatılıyor. Başkanımız da bunun her zaman arkasında, yanında. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu bütün Türkiye'ye yayınlıyorsunuz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Sancaktepe adına. Ben hemen Serhat'a bir soru daha sormak istiyorum. Sana başarılar diliyorum. Serhat, son dönemlerde doping gündemde ve artık devlet dopingin üstüne çok ciddi manada gidiyor. Sen Minder'de şampiyon oldun, yağlıda devam ediyorsun. Neler söyleyeceksin bu doping konularıyla ilgili? Yağlı güreşte de bu temizlenmeye başladı. Bazı isimler ceza aldı. Umut ediyoruz ki dopingsiz, gerçek kuvvet ve güçle bu çayırlar şenlenir. Şimdi bizim yağlı güreşte olsun, minder güreşinde olsun gerçekten dopingin çok büyük bir etkisi yok. Ama ne yazık ki biz hepimiz kırsal kesimden yetiştik. O yüzden ne yazık ki eğitim seviyemiz biraz düşük. Bu doping illetini bize sokmuşlardı içimize. Allah'a şükür şu anda sıyrıldık. Bu saatten sonra da bu konularla ilgili fazla konuşmak istemiyoruz.
son yapılan, son yılda yapılan kontrollerimiz gerek minder, gerek baş planlar, gerek küçük orta, büyük ortasının hepsi temiz çıkıyor. Artık bu illetten kurtulduğumuz için çok sevinçliyiz. Serhat, başarılar diliyoruz. Minder'deki başarın bakalım Yağlı'da devam edecek mi? Özellikle Serhat Palcı'nın gerek tekniğiyle, gerek gücüyle, gerek de dayanıklılığıyla önümüzdeki yıllarda baş pehlivanlar için ciddi sorun olacağını, Kırkpınar'da da derece yapacağını düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Sporcunun zeki, ahlaklı ve çevik olanı örnek bir sporcu. Sancaktepe Belediyesi adına güreşen, Minder'de de milli takımı en iyi şekilde temsil eden Serhat Balcı'ya ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Evet, Fatih kardeşimize de şöyle bir bakalım. Evet. Başaltı pehlivanlarından Fatih ile birlikte abi, Sancaktepe güreşleri çok kısa neler söyleyeceksin? Sancaktepe güreşi artık bir Kırkpınar gibi geleneksel bir güreş oldu. Burayı halk da, seyirci de çok kalabalık. Burayı çok seviyorlar. Bizim için de böyle burası çok önemli yerlerden birisi. İşte güreşip kendimizi göstermeye çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz varsa çok kızadan Metin Başdemir. Metin Başdemir, evet. Metin Başdemir eski baş pehlivanlardan, bu organizasyonu düzenleyen isim. Belediye Başkanı İsmail Erdem'in talimatıyla çok kısa neler söyleyeceksiniz, canlı yayındayız. Vallahi bu 21.sini yapıyoruz Harun Bey. Her sene bir heyecanımızı katlayarak devam ediyoruz bunlara. İşte her sene coşku artıyor. Amacımız Türk güreşine hizmet, yağlı güreşe hizmet. Biz de bu noktada üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Önemli pehlivanlar da var. Evet, Türkiye'nin güzide baş pehlivanları burada. Gönül isterdi ki şampiyon olan Fatih Atlı ile İsmail Balaban'ı getirelim. Onun haricindeki diğer baş pehlivanların yarısı burada. 50 tane baş pehlivan var biliyorsunuz. 23 tanesi burada. Bir de takdir edersin ki bugün 6 tane güreş var Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Dolayısıyla İstanbul'un derbisi Sancaktepe'de oluyor. Bakalım, inşallah sonu da iyi olur. Canlı güreşler oluyor. Çocuklar kora kor mücadele ediyor. Evet, seyirci mutlu, biz de mutluyuz. Başarılar diliyoruz. Evet, Sancaktepe'de gerçekten kıran kırana maçlar var. Görüyorsunuz. Benim çıraklarımdan bir tanesi diyeceğim ama maçlar nasıl gidiyor? Maçlar çok güzel gidiyor. Ama bakıyorum benle konuşuyorsun, arkayı seyretmiyorsun. Tuş var, evet, evet. Yok mu? Şu anda da gördün. Evet, güreşler gayet güzel. Cazgırlar, Türkiye'nin önde gelen cazgırları. Çayırlar şenlendi. Tribünlerde 10 bin civarında güreş sever var. Ve 400 bin liraya da Sancaktepe güreşleri şu anda ihale edildi. Davulcular vuruyor. Zurnalar çalıyor. Değerli güreş ağabeyi Sayın Ahmet Düzeni. Güreş ağabeyi 400 bin lira, hayırlı uğurlu olsun. Evet, şu anda Sancaktepe'de güreş ağası Ahmet Tüzün kupasını aldı. Belediye Başkanı İsmail Erdem'le birlikte turunu attı diyoruz. Gerçekten çok kalabalık var. Yağlı güreşe, ataspor'una, peygamber sporuna ilgi büyük. 10 bin civarında izleyici Sancaktepe'de bugün bu güreşleri yalnız bırakmadı. Biz de Ülke TV olarak buradan bir heyecanı sizlere yansıtmak istedik. Sizlerle birlikte olmak istedik. Bu gelenek yaklaşık 700 yıldır devam ediyor ve sevildikçe de devam edecek diye düşünüyoruz. Bu sıcağın altında, bu atmosferin altında, hararetin altında sizleri bu çekişmeli maçlarla baş başa bırakıyoruz efendim. Toskopa'nın belediye Alperasya. Alperasya çok acil yer meydana. Toskopa'nın pehlivanı. Baş pehlivanlar kalkın arkadaşlar. Kurallarımız çekecek.